Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir teyilik çalışması yapacağız. Teyiliğimizde waffle modelimizi iki renk olarak uygulayacağız. Bakınız yukarıdan aşağıya doğru waffle'larımız birer birer şerit halinde aşağıya doğru inmekte. Her zaman olduğu gibi arka kısmı örerek başlıyoruz. Yeteri kadar uzunluğu ördükten sonra ön parçalarımızı Örmeye başlıyoruz. Yeteri kadar ördükten sonra e, önlerimizi kapatıp kenarlarından uygun yerlerden diktikten sonra kenar çalışmalarını tamamlıyoruz. Evet 3 düğme dikerek e, ördüğümüz yeleğimizi şimdi beraber örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby iplerini kullanıyorum. Beyazımız ve pembe sizler dilediğiniz renk iplerimizle örebilirsiniz. Ve 3 numaralı tığımı kullanacağım bu e, örgümü örmek için. İplerimizi tanıyalım. Şu şekilde. Beyazımız %50 polyamid, %50 premium akrilikten oluşmakta. Pembe ise %35 polyamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. Aynı marka olmasına rağmen bakınız bileşimleri farklı olabiliyor. Renk numarasına baktığımız zaman beyazım 208 diğer rengimiz ise 2197 metresine bakalım şimdi 100 gram 336 metre beyaz ipimiz diğer ipim ise 100 gram 340 metre evet metreler bile aynı marka karışımlarına oranla tabii ki metrenin ölçüsü de değişmekte gramları aynı olmasına rağmen evet şimdi Beyaz ipimle hemen zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. Evet zincirimi çekmeye başlıyorum. Bir tane şu şekilde düğümümü atıyorum ve bir diye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dilediğimiz yaş grubu için örebiliriz ve başlarken zincirimizi o yaş grubuna uygun olarak fazla başlamamız gerekmekte. 11, 12, 13, 14, 15 50 tane zincirimi çektim. Ben küçük bir yelek istiyorum. Çok büyük bir yelek istemiyorum. Hemen ölçüsüne bakalım. Tığımın olduğu tarafa tutuyorum. Ve şu şekilde 50 zincirim 22 santim oluyor. Trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 4 tane geri geliyorum. Yani 3 geri geliyorum. Tam dördüncü trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Ve sonrasında birer birer her zincirimin içerisine trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Her bir zincir için bir tane trabzan. Bakınız çok sımsıkı örmüyorum. Tığ numaram da büyük. Örgümün yumuşak olmasını istiyorum. Bu modelimizde kabarık kabarık durmasını istiyorum. O yüzden eğer ipiniz ya da e, ipiniz ince eliniz sıkıysa tığlarımızı ona göre tercih edelim. Ölçümüzü özellikle vermekteyiz. Eğer çok büyük bir fark varsa ölçülerimiz arasında lütfen o arayı kapatacak kadar zincir ilavesi yapalım. Hiç korkmayın. Dilediğiniz kadar zinciri ilavesi yaparak büyütebilirsiniz. Modelimiz düz bir model olduğu için hiç risk yok. Çok rahatlıkla örebiliriz. Şimdi zincirimizin sonuna kadar trabzanlarımı örüyorum. Zincirimizin üzerine birer birer trabzanlarımızı örerek tamamladık ve uç noktaya geldik. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Birinci trabzanımız bakınız düz bir şekilde ördük. Hemen ikinci trabzanımı örmek için tığımın başını doluyorum. Ve ana gövdeden şu şekilde yandan girerek trabzanımı dışa kabartılı bir şekilde örüyorum. Sıradaki trabzanımı ise tepesine batıyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Ve bir sonraki trabzanımı yine tepesine batıyorum düz olarak örüyorum ve iki düz trabzanımızı ördükten sonra sıradaki trabzanımı ana gövdeden yandan giriyorum dışa doğru kabartarak örüyorum iki tane düz trabzan bir tane kabartı şeklinde örmeye devam ediyoruz sıradaki iki bir ve yine aynen ikinciyi tepesine batıyorum ve düz olarak örüyorum bir sonraki trabzanımı ise yandan şu şekilde girerek dışa kabartı halinde örüyorum. Ve sıramızın başına kadar 2 tane düz, 1 ve 2. Bakınız 2 tane düz. Ve sıradaki trabzanımı ana gövdeden giriyorum ve dışa doğru kabartıyorum. Bir kabartı işleminden sonra 1 ve 2 düz ve sıradakini yine ana gövdeden girerek kabartıyoruz ve bafulumuz bu şekilde hemen oluşuyor bakınız alt sıradaki düz ördüklerimizde üst sıradaki yandan girmekle yine aynı forma dönüşüyorlar birinci zincirimizi çekerek aldık ikinci trabzanımı hemen ana gövdeden girerek kabarttık İki tane düz, bakınız bir ve iki kabartıdan ayrı iki düz, bir kabartı, tekrar iki tane düz kabartılarımız iki düzümüzün sağında ve solunda tekrar iki düz ve bir kabartı şeklinde bu sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızın sonuna doğru geldim, iki tane düz, bir tane kabartı olarak ördük ve en son bir sondan bir önceki bakınız trabzanımı yine kabartı ve son trabzanımı düz olarak örüyorum. düz olarak ördüm bakınız. Aynen başlangıçta olduğu gibi birinciyi düz örmüştük. İlk başlangıç ikinci trabzanımızı yandan gelerek örmüştük. Bitişte de aynı işlemimizi yaptık. Şimdi ikinci rengime geçmek istiyorum. Hemen pembemi alıyorum. Zincirimi çekerek başlıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum hem beyazımdan hem pembemden. 1 bir tane daha şöyle sıkıştıralım sağlamlaştıralım 1 2 3 3 tane zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum her iki sırada bir değiştireceğimiz için ben koparmak istemiyorum Dilerseniz siz koparıp her seferinde bağlayarak da devam edebilirsiniz şimdi örgümüzün arka yönündeyiz bakınız Düz diğer yönde iki tane düz ördüklerimiz bu yönde kabartılı görülmekte. Diğer yönde kabartılı ördüğümüz tek ilmeğimiz bu yönde bakınız içine çukur olarak görülmekte. Birinci trabzanımızı zincir olarak ördük. İkinciyi hemen bakın yandan alarak kabartılı örmüştük. Bu sırada pembe rengimize başlarken tam tersini yapıyoruz. Zincirimizi ördükten sonra diğer sırada kabarttığımı direkt tepesine batarak düz bir şekilde örüyorum. Ve diğer iki tane düz ördüğümü diğer sırada bakınız şu şekilde bu yönde kabartıyorum. Bakınız tığımı taktığımda çiftler bu tarafta kabartılı örülecek. Tekimiz ise diğer tarafta kabarttığımız için bu sırada düz olarak örülecek. Hemen bir tane düzümü ördükten sonra iki tane trabzanımı kabartarak örüyorum. Bir ve iki. Bir sonraki trabzanım düz olarak örülmekte. 2 kabartı 1 düz. Diğer tarafta kabarttıklarımızı bu sırada düz örüyoruz. Düz olarak ördüklerimizi bu sıra kabartılı olarak örüyoruz. Devam edelim. Bakın düz ördüm. 2 tane kabartımı arka arkaya örüyorum. 2 tane yandan giriyorum ve kabartıyorum. 1 tane düz tam tepesinden batıyorum. Yandan girerek ikisini örüyorum ve sıramızın sonuna kadar 2 tane yandan kabartıp bir tane tepesine düz batarak sıramı tamamlıyorum. Yandan Şöyle görelim. Diğer yönde ise şu şekilde görülmekte bakınız. Evet sıramızı tamamlayalım. Evet pembe ile ördüğümüz ilk sıramızı tamamlamak üzereyiz. Bakın son iki trabzanımıza geldim. İki tane kabartılımı ördüm. Bir tane düz örüyorum. Ve en son trabzanımı yine düz olarak örüyorum zincirden örmüş olduğum trabzanımı hemen 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum ve şöyle bir bakıyorum modelimize bakınız bu sıramızda yine bir tane kabartma iki düz bir kabartı iki düz bir kabartı iki düz şeklinde sıramızı bir uçtan diğer uca kadar pembemizle devam ediyoruz 3 zincirimi çektikten sonra hemen bakınız kabartıyı görmekteyim. Ana gövdesinden giriyorum. Kabartarak örüyorum. Sıradaki iki trabzanım ise tepesinden batarak bir ve yine tepesinden batarak iki. Bir sonraki kabartılı bir şekilde yandan ana gövdeden giriyorum ve örüyorum. İki tane bir iki düzüm örüyorum. Bir kabartı 2 düz ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sıra pembemizi de örerek geldik. 2 tane düz, bir tane kabartı olarak ve sıramızın sonundayız. 2 düzümü ördükten sonra bakın son son 2 trabzan. Bir öncekini yandan kabartı olarak giriyorum. Tıpkı başlangıçta olduğu gibi ve son trabzanımı zincirden çektiğim tepesine batarak bir tane düz trabzan olarak örüyorum. Ve iki sıra pembemizi de bu şekilde tamamladık. Şimdi yine beyaz sıramızı örmeye başlıyoruz. Hemen koparmamayı tercih ediyorum ben. Şöyle rahatsız olursanız lütfen koparın. Hiç önemli değil. Yanda zaten dikişimizin içinde kalacak. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Şu şekilde ipimle ayarlamalarını yaptım. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Diğer sırada hemen ikinciyi kabartmıştık. Ve sonraki gelen ikiyi düz örmüştük. Bu sırada tam tersini yapıyoruz. Diğer sırada kabarttığım trabzanımı bu sırada tepesine batarak örüyorum. Düz. Ve diğer sırada iki tane düz örmüştüm. Bakın bu sırada ise yandan girerek kabartı örüyorum. Bu sıramızda 2 kabartı, 1 düz. 2 kabartı, 1 düz olarak sıramızı tamamlıyoruz. 1 düz. 2 kabartı tepesine batıyorum bir düz ve sıramızın sonuna doğru ilerleyelim Evet iki kabartı bir düz örerek sıramızın sonuna doğru geldim en son bir düzümü ördüm ve zincirimin üzerine yine düz olarak batıyorum ve beyazımdaki birinci sırayı tamamlıyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün diğer yönünü çeviriyorum ve biraz önceki yapmış olduğumuz bu yönde gördüğümüz işlemlerimizi tekrar ederek e, devam ediyoruz bu sıramızda bir kabartı iki düz bir kabartı iki düz şeklinde e, sona kadar geliyoruz ve iki sırada modelimizi tamamlıyoruz iki sıra beyaz iki sıra pembe istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim ama ikinci sıramıza da başlayalım hemen bakınız hemen 3 tane zincirimden sonra gelen ilk tırabzanım kabartı, 2 tane düz. 1 2. 1 kabartı 2 düz. 1 ve 2. 2 düz, 1 kabartı olarak sıramızı tamamlayalım ve renklerimizin geçişlerini yaparak istediğimiz ölçüye kadar örelim. İki renkten ördüğümüz yeleğimizin gövde bölümü koluna kadar tamam. Şimdi e, kollarımızı her iki yandan zincir çekerek örmeye başlayacağız. İlk önce ipimiz burada olduğu için pembe ipimi alıyorum ve hemen örmeye başlıyorum. Bakınız, beyazımı örüp bitirmiştim. Pembe ipimi alıyorum. Peki gövdemize göre ayarlama yapmak zorundayız bakınız. Arkamız bu kadarsa zincirimiz mutlaka bu a, arkadaki ördüğümüz uzunluk ölçüsüne uygun olarak ayarlamamız gerekmekte. Ne fazla olacak ne de az olacak. Bakınız şimdi sizlerle birlikte çekelim ve ölçüsünü birlikte yapalım. Zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane zincirimizi bir çekelim. Şöyle ölçtüğümüz zaman, bakınız çektiğim zincir bu tarafa doğru öreceğim fakat öne çevireceğim için şuradaki boyla aynı olması gerekmekte. Bakınız 25 zincir. Pembemizin hemen altına geldi. Trabzanlarımızı ördüğümüzde muhtemel beyaza kadar büyüme yani genişleme gösterecektir. Her iki dilimimiz için birazcık daha örmemiz gerekmekte. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 desek hemen şöyle bakalım tekrar. Evet 32, Şöyle gördüğümüz gibi çok az bir eksiklik var. O da e, zincirimizin üzerine trabzanlarımızı ördüğümüz zaman olacak e, genişlik yani şu kadar bir genişlik ya da şu kadar bir e, fark kalması gayet normal ama kesinlikle uzun olmamalı. Evet şimdi çekmiş olduğum zincirimi her birinin üzerine birer tane sık iğne batarak ilerliyorum. İlk zincirime geçiyorum. Bakınız hemen birincisi burada ikinciye batıyorum. Sık iğne yaparak ana gövdeye geçişimi yapıyorum. Zincirimin üzerinden birer birer alalım. Bir tanesini alıyorum, kapatıyorum. Bir tanesini örerek kapatıyorum ve gövdemize doğru geliyorum. İğnenin üzerine birer tane sık iğnemizi yaptım. Şöyle bakın, sık iğnemizi yaptığımızda bile tam olarak ölçümüz oldu bakınız. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi e, yeleğimize istediğiniz ölçü büyüklüğünde örebilirsiniz. Ne kadar büyük ölçüde örerseniz örün hiç fark etmez. Sırtımızda kolumuzu ayıracağımız bölüme yaklaştığımız zaman yani oraya geldiğimiz zaman buradaki e, zincirimizi yan ölçüyle aynı olması gerekmekte. Yani zincirimizi çekin, ölçün. Tekrar yeterli değilse biraz daha ölçün ama kesinlikle buradaki ana gövdemizi geçirmeyin. Şöyle bir trabzan sırası ya da iki trabzana yakın örgünüzün ya da ipinizin kalınlığına, inceliğine göre birazcık daha kısa kalabilir. Çünkü trabzanımız onu genişletecektir zincirimizi. Bu yüzden yani kesinlikle çok cesur olabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ve şu şekilde geri dönüşü bu, bu taraf zincirde yapıyoruz. Diğer tarafta hemen trabzanlarımızı uygulayarak başlayacağız. Şimdi ana gövdeye kadar birer tane sık iğnemizi yaparak geldim. Şimdi ana gövde diyeyim ve arkadaki gördüğüm düzen üzere örmeye devam ediyorum. Bakınız. Buradaki şimdi düz olarak örüyorum. Bir sonraki geçişte modelimizi ilave edeceğiz. Bakınız. Dışa kabartı dışa kabart tıpkı gördüğümüz şekliyle örelim ve diğer ucumuza doğru gelelim. 2 kabartı 1 düz. Diğer ucun en son trabzanını da ördüm. Şimdi Zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 tane zincir çekmiştik. Bakınız diğer tarafta. Burada da 32 tane zincirimizi çektik. Şimdi burada tam net 32 zincir var. 32 trabzanlık yerimiz var. Yani burada hemen dönmüştük. 31 trabzanlık yerimiz olsun. Burada eğer zincir ilave etmezsek eksik olacaktır. O yüzden hemen buraya koyuyorum. En son çekmiş olduğumuz zincirimin üzerine direkt trabzanımı örerek başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Elimi tuttuğum yere bakınız geriye dönüyorum. 2, 3, 4. Elimi tuttuğum yere trabzanımı yerleştiriyorum ve bütün trabzanlarımı düz olarak örüyorum. Çünkü İlk önce bir trabzan zeminimizi hazırlamamız gerekmekte. Birer birer bakınız. Diğer taraf sık iğne ile gelmiştik. Çünkü dengeyi kurmak istedik. Burada ise trabzanlarımızı örerek ilerlemekteyiz. ana gövdeye kadar gelelim. Ana gövdeye kadar birer trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi ana gövdeden devam ediyorum. Bir tane düz trabzanımız var. Düz olarak örüyorum. Hemen kabartılı trabzanımı yine yandan girerek kabartılı şekilde örüyorum. Yani gördüğüm gibi trabzanlarımı birer birer örerek diğer zincir yapıp üzerine sık iğne ördüğümüz bölüme doğru ilerlemekteyiz. Şimdi iki tane düz bir tane yandan diğer uca doğru devam edelim Evet arkadaşlar şimdi her iki tarafın önlerini bu şekilde ördük bakınız bir sağ taraftaki ve sol taraftaki burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta her iki tarafın trabzan sayılarının eşit olması olabilir zincir çekerken bir ya da iki fazla ya da eksiklik olmuş olabilir hiç önemli değil hemen buradaki trabzanlarımızı eşit sayıya ulaştırarak telafi edelim. Yani her ikisindeki trabzan sayısını eşitleyelim. Bu eşitleme işlemini bu tarafta yapacağız. Çünkü burayı önce yaptığımız için buradaki trabzan sayısının aynısının burada da olması gerekmekte. Şimdi iki sıra pembemizi ördüğümüz için beyazımıza başlıyoruz. Uç kısma geliyorum. Hemen zincirimi çekiyorum. Alıyorum şöyle önce bir sağlamlaştırıyorum her iki ipimi ve 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen ilk trabzanımı modelimizdeki olduğu gibi bakınız burada iki tane kabartı bir tane düz olarak uygulayacağız burayı da o yöne göre uygulamamız gerekmekte Hemen bir tane düz ördükten sonra şuraya bakınız bir zinciri çektim ve bir tane de düz örelim. İkinciyi düz örüyorum. Hemen diğer iki tane trabzanımı bir iki dışa kabartı. Tekrar hemen hatırlatmak istiyorum. Zincirimi çektim düz ve hemen ikinci trabzanımı tepesine batarak düz ördüm. Üç ile dördü yandan gelerek kabartılı şekliyle ördüm. Bir tane düz 2 şu şekilde kabartıyı örüyorum 1 ve 2. 1 tane düz 2 kabartı 1 ve 2. 1 düz 2 kabartı bakın modelimizi burada uyguluyoruz. 1 düz bakın 2 kabartıyı yaptım. Düz İki tane kabartı bir tane düz iki kabartı bu şekilde ana gövdeye doğru ilerleyelim Evet kol kısmından yani ön kısmından ana gövdeye doğru geçişimi yaptım bakınız yine aynı düzen üzere devam ediyorum iki tane ters bir tane düz iki tane ters bir tane düz olarak örüyorum şimdi şu şekilde bakınız bir tane düz ilmeğe ihtiyacım oldu iki tane ters yan yana geldi hemen araya girip bir tane artışımı yaptım yani bu şekilde eğer bir tane düzlerde bir sıkıntı olursa hemen araya girerek halledelim Evet. Bakın burada arada bir tane düzümü hallettim. Geçişte sayım bir tane eksik olduğu için. Ve burada gördüğümüz gibi örerek ilerliyorum. Diğer tarafta da sayımız eşit olduğu için mutlaka orada da bir tane artış yapmam gerekecek. Düz devam ediyorum. Evet bu şekilde ilerleyelim. Yeleğimizin sol tarafını örmeye başladık. Bu tarafta bir tane artışımızı yapmıştık. E, i̇lmeğimiz yeterli olmadığı için eğer ilmeğimiz tam gelirse kesinlikle yapmanıza artış yapmanıza gerek yok. Hani e, modelimizin ikisi yan yana geldiği zaman bir tane aramız eksik olmuştu düzümüz bakınız. İki tane ters yan yana geldi. Bir ilmek bu araya artmak zorunda kalmıştım. Yine fazla uzaklaşmadan ben artışımı yapacağım ama e, hiçbir sıkıntı yoksa dümdüz örerek ilerleyebilirsiniz. Şuraya bir tane düzümü örüyorum. Hemen bir tane düzümü ördükten sonra iki kabartı bir düz modelime iki kabartı bir düz olarak trabzanlarımın üzerinde uygulamaya devam ediyorum. Bir tane düz tepesine iki tane hemen yandan modelimizi ben çok seviyorum çok güzel duruyor hem duruşu hem dokusu çok hoş her yerde kullanmaktan da çok hoşlanıyorum bu modeli bakınız iki tane kabartı bir tane düz kabartılar düz iki kabartı ve düz iki tane yandan sıramızı tamamlayalım Evet sıramızın başına kadar örerek geldik ve aynen bir tane kabartı iki düz olarak bu şekilde örerek diğer ucumuza kadar devam edeceğiz. Yani oluşturduğumuz zeminin üzerine modelimizi kuracağız. Bitiş bitiş yönünde 3 tane zincirimizi çekelim ve örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen bir kabartıyla başlıyorum. 1 kabartı, 2 düz. 1 ve 2. Tekrar bir tane kabartı, iki düz yani buradaki ana gövdedik yapmış olduğumuz işlem üzere kurduk birer tane bu görmüş olduğumuz kabartılara ve iki tane çukurlarımızın olduğu bölümümüzü bu ikinci sıramızda kuruyoruz ve diğer uca kadar geliyoruz pembe ipimizde bu tarafta ve pembe ipimizde yine gördüğümüz şekliyle biraz büyütmeye devam ediyoruz ve tek parça yeleği üst üst kısmında tamamladık. Bakınız ön olacak kısımlarımızı her iki önümüzü tamamladık. Arkamızı daha öncesinde zaten örmüştük. Şimdi şöyle çeviriyoruz arka yönünü ve dikmek için şu şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. Bakınız kolumuzun yerini ayarladıktan sonra şöyle bir bölümden dikelim. Her iki tarafı sonrasında alt kısmı birazcık daha bel lastiği için örerek büyütelim. Dilediğiniz genişlikte kolumuzu bırakabilirsiniz. Bakınız şöyle biraz rahat olsun. Ben şu kadar bırakıyorum. Şuradan itibaren dikmek istiyorum. Evet çevirdim bakınız. Bu tarafı da diğer tarafta aynı şekilde çevirdim ve alt kısımdan başlıyorum dikmeye. Ters yönden dikiyoruz. İpimi şöyle ayarlıyorum. Bakınız düğüm atmamıştım birkaç defa. Aynı yere sabitledikten sonra düğüm atmamıza zaten gerek kalmayacak. Şöyle güzel bir şekilde elinizin yatkın olduğu şekilde dikelim ve istediğimiz genişliği bırakalım. Altına lastik öreceğiz. Onu da hesaba katalım. Yeleğimizi diktikten sonra bakın şu şekilde diktik yeleğimizi kenarlarımızdan yakasını şu şekilde kıvırdığımız zaman çok güzel kendiliğinden hemen kıvrılmakta bakınız. Şimdi kalan alt kısmını şöyle çeviriyoruz. Bel kısmına güzelce lastiğimizi örmeye başlıyoruz. Ben pembe ipimi kullanmak istiyorum. Sizler hangi ipi tercih ederseniz o şekilde başlayabilirsiniz. Hemen en son trabzanımın olduğu yerden giriyorum. 1 2, 3, 3 tane zincirimi çektikten sonra bütün sıramızı trabzan olarak örüyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. Diğer tarafa da 2 trabzanımı örüyorum. Her trabzan arasına girerek ikişer trabzan örerek diğer ucumuza kadar ilerleyelim. Bakın sadece 2 2 örüyorum. bu şekilde devam edelim. Diğer uçta görüşelim. Evet trabzanlarımızı 3 sıra halinde ördük. Birinci sıraya bakınız her trabzanımızın arasını ikişer ikişer aldık. Arkayı birebir bütün trabzanlarımızı birebir ördük. Diğer önümüzü de aynı şekilde her trabzan arasına ikişer tane girerek ucumuza kadar gelmiştik. Ve 1, 2, 3 sıra tamamladım. Şimdi 3. sırada yukarıya doğru ilerliyoruz ve bu kenardan e, kenarımızı örmeye başlayacağız. Şimdi en uçtaki trabzanımın üzerindeyim. Tığımın başını doluyorum ve hemen ikinci sıradaki trabzanımın içerisine girerek 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzanımı örüyorum. 7 trabzanımı ördükten sonra hemen yanındaki sıradaki trabzanıma batıyorum bakınız şu şekilde ve bir sonraki şöyle geliyor bakınız dik gelen trabzanlarımızdan birinciyi atlıyorum ikinciyi burada tığınızın mesafesi örgümüzü gerdirmeyecek kadar bir açıda olarak batalım yani buraya da batabilirsiniz buraya da ben ikinci trabzanımın üzerine batacağım kabartı yandaki ve diğer trabzanımın üzerine gelerek 7 tane trabzanımı öreceğim 4 5 6 ve 7. Ve ilerliyorum. 1 2 atlıyorum. 3.'cüye batıyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. 1 atlıyorum. 2 3.'cüye batıyorum. Yine de tabii tığınızın ve ipinizin ayarına dikkat edelim. 3 4 5 6 ve 7. 1 2 üçüncüye batıyorum tekrar 1 2 üçüncüye 7 tane örmek üzere bu şekilde başlıyorum ve bütün sıramızı diğer uca kadar örerek gelelim bu kenarımızı tamamen tamamlayalım ve diğer uçta görüşelim diğer uca kadar örerek geldim bakınız en son 7 tane trabzanımı ördüm ve birinci trabzanın olduğu yere gelerek şu şekilde batıyorum ve bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra makasımızla kesiyoruz. Evet. Şimdi kollarımızda aynı işlemimizi yapalım. Yine pembe ipimizle bir tane zincirimi çekiyorum ve tam kolumuzun dikişinin yanından batıyorum ve bir. 2 3. trabzanın olduğu yere başını dolayarak tığımı gelip batıyorum ve 7 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 trabzanımı ördükten sonra tekrar saymaya başlıyorum. 1 2 3 3'ün içerisine gelerek batıyorum ve sayıyorum tekrar 1 2 3'ün içerisine gelip batıyorum. Ve 7 tane trabzanımı örüyorum. Tıpkı önümüzde yakamızda yapmış olduğumuz işlemimizi her iki kolumuzda uyguluyoruz. Ve kolumuzun şu kısma gelince tamamlıyoruz. Evet yeleğimize 3 tane de düğme dikerek ben tamamladım. Bakınız düğme iliği olarak şöyle 7 tane trabzan çekmiştik. Bakınız 7 trabzanımızı 3 tane trabzan aramıza batmıştık. O battığımız noktadaki boşluğa şu şekilde ayarlayarak düğmelerimi dikiyorum ekstradan herhangi bir şekilde kenara düğme dikmemize gerek olmuyor yani düğme iliğine de gerek yok hemen çok rahatlıkla düğme iliği olarak kullanmaktayız bakınız şuradaki 3 tane trabzan atlayıp battığımız bölümün ya üsttekine ya da alttakine denk gelecek şekilde düğmelerimizin iliklerini de ayarlayalım ve süslemelerimiz de bozulmadan iliğimizi tamamlamış olalım iliğimizin bakınız önden böyle çok cici güzel bir yelek olduğu yakası bakınız çok güzel şöyle arkasına da bakacak olursak arkasından da bu şekilde Yeleğimizi tamamladık şöyle gördüğümüz gibi. Evet bir çalışmamızın daha yine sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.